Bölüm 3 tesadüflere dair. Normalde bölüm 4 diye biliyorum bunu ama burada 3 yazıyor. Bilmiyorum. Dikkat! Bu hikaye fuhuşun yanı sıra alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tanımını içerir. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam ediniz. Heyecanlı ve boğuk bir fısıltı duyuyordum. Bir elimi sıkıp duruyordu. Gözlerimi açtığımda karşımda Claudia ve Madame Rosetta'yı gördüm. Elena, ben biraz su getireyim. Yerde otururken çarptığım ensemi ovuşturdum. Sağlık sorunlarının olduğu konusunda beni uyarmadın. Biraz sinirli sesin arkasında heyecan sezdim. Çünkü sağlık sorunum yok. Umarım öyledir. Her gösteriden sonra böyle bayılmanı istemem. Ben sadece gözlerimi sımsıkı kapatıp başımı hafifçe sallayarak etrafa baktım ve onunla göz göze geldim. Siyah, simsiyah gözler. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Ağzım kurudu. Claudia bir bardak su ile yanıma geldi ama ben su içilmedim. Bunun için zamanım yoktu. Bara yaslanarak zar zor ayağa kalktım. Nereye? Kimsiniz? Ayakta durmak zordu. Ve olan biten her şey garip, paralel bir dünyada gerçekleşiyor gibiydi. Vücudum resmen çığlık atıyordu ama ben onu bir türlü anlayamıyordum. Ben... Madame Rosetta'nın sözünü kesti. Yeni piyanistimiz. Piyanist. Duygular birbirine karıştı. Bir anda yutkunamadım. Sakin ol. Julian. Julian Fin... Neyse işte soyadını geç. Evin sahibesi. Önce adama sonra bana şüpheli bir bakış attı. Kaşlarını çatarak elini sabırsızlıkla havada salladı. Evet, neyse. Elena, eve gidiyorsun. Claudia'nın temizliği bitirmesine kendim yardım edeceğim. Signor, sizinle bazı ayrıntıları görüşmem gerekiyor. Ellerini beline dayadı ve ben üzerimde onun çelik gibi bakışını hissettim. Ama yine de kıpırdamadım. Karnım sıkıştı, midem bulandı. İçimde bir şeyin çaresizlik ve büyük bir acı içinde ilk kez gördüğüm birine doğru çekildiğini hissettim. Neyi bekliyoruz? Hadi eve git. Bayılan kızlar eksikti. Zar zor nefes alarak itaat ettim ve koridordan çıkışa doğru yürüdüm. Kapı arkamdan kapanır kapanmaz duvara yaslandım. Dizlerim hala titriyor, başım dönüyordu. Bu yüzden kendime gelmeye çalışarak aşağı kaydım. Bu işte bir iş var, bu işte çok büyük bir iş var. Aniden birinin yaklaşan ayak seslerini duydum. Hey, senin neyin var? Gerçekten benim neyim var? Cevap verme, iyiyim. Tam olarak bilmiyorum ama bir şeyler ters. Charlotte de karşıma çömeldi. Öyle olmadığını görebiliyorum. Bir durumun üstesinden gelemeyeceğimi hissettiğimde gözlerimi kapatıp saymak bana yardımcı oluyor. Ne saymak? Sayı saymak. Dört kere say, nefes al. Dört kere say, nefes ver. Ve fiziksel hissiyata odaklan. Avcunun içinde bir şey sıkabilirsin. Deneyecek misin? Charlotte'nin elini avcunun içinde sık. Elinde kıyafetin kumaşını sık. Başımı sallayarak gözlerinin içine baktım ve ona elimi uzattım. Yüzüme, sonra avcuma şaşkın şaşkın baktı ve ne istediğimi anlayınca elimi tuttu. Charlotte de seni desteklemeye hazır. Gözlerimi kapattım. Nefes al. 2, 3, 4. Nefes ver. 2, 3, 4. Onu dinliyor. Sesi dışında her şeyi aklımdan çıkarmaya çalışıyordum. Sakin ve basit sayılarla nefesler. Nabzım kısa süre içinde yavaşlamaya başladı ve biraz rahatladım. Daha iyi misin? Evet. Elini bıraktım. Hadi kalkmana yardım edeceğim. Charlotte de cesimden tutarak ayağa kalkmama yardım etti. Seni eve bırakayım mı? Başımı salladım. Hayır, teşekkürler. Yapacak işlerim var. Bu bayılma ve bu kadar şiddetli bir tepki bir tesadüf veya daha fazla çalışmanın sonucu olamazdı. Bu bir ipucuydu. Bir ipucu olmalıydı. Yoksa ben iyice kafayı yedim ve hayal dünyasında yaşamaya başladım. Charlotte'nın gözlerinde samimi bir sık kaygı vardı. Senin için endişeleniyor. İyi olacağına emin misin? Belki başka bir şekilde yardımcı olabilirim. Zaten çok yardımcı oldun. Teşekkürler. Charlotte de yavaşça içini çekti. Tamam, o zaman yarın görüşürüz. Evden dışarı çıktı. Banyoya gittim ve yıkanıp üstümü değiştirdim. Sonra dışarı çıktım ama taksiye binmek için acele etmedim.
Durup bekledim. Serin bir rüzgar tenimi öptü ve etrafımı bir sessizlik sardı. Sadece yan sokaklarda ara sıra topuklarının tıkırtısı duyuldu. Parmak uçlarımı huzursuzca ovuşturarak durmadan düşünmeye devam ettim. Umutsuzca haklı olduğuma inanmak ve bu bayılmanın gerçekten de sadece gülünç bir kaza olmadığını düşünmek istedim. Sonunda bir şeylerin değişebileceğine inanmak istedim. Ben arada sıkışıp kalmış, donup durmuştum ve kimse ama kimse çığlıklarımı duymuyordu. Yorgundum. Ancak yanılıyor olabileceğimi de kabul etmek zorundaydım. Sonuçta kader, insanlarla alay etmeyi seven lanet olası bir cadıydı. Dikkatli olmalıyım. Dengemi kaybedersem kendimi ele veririm. O zaman mahvolurum işte. Evin kapıları açılmadan bir saniye önce midemin burulmaya başladığını hissettim. İyi akşamlar tekrar. Karşımda durdu. İyi akşamlar. Ben Elena Flores. Daha önce herhangi bir yerde karşılaşmış mıydık? Gözlerimi yüzünden ayırmadım. Her hareketini takip ettim. Gizli bir anlam aradım. Adam omuz silkti. Sanmıyorum. Sessizlik bir sonraki sözlerini tartıyor gibiydi. Böyle bir kadını kesinlikle hatırlayacağıma eminim. Sinirlen, sakin kal, kibar ol. Gözlerimi devirdim. Bu ucuz flörte ne gerek var şimdi? Bu düşünceyi neredeyse yüksek sesle söyleyecektim ki tam zamanında durdum. Sabırlı olmalıyım. Kendini iyi hissediyor musunuz? Neden soruyorsunuz? Siz bayıldınız sonuçta. Ah yani. İyiyim. Umudum azalmaya başladı. Umutsuzluğun iğrenç ıslak pençeleri hemen ruhumu sıkıp sıkıştırdı. Resmen parçaladı. Zaten kırılmış olanı bir kez daha kırdı. Kendimi mevcut durumdan soyutlamaya zorladım. Acele sonuca varmamalı. Sizi eve bırakayım mı? Yoksa arabanız mı var? Dudaklarımı büzdüm. Hayır, arabam yok. Onunla birlikte yürüyebilirim. Daha fazla bilgi edinirim belki. Olur, gerek yok, taksiye bineceğim. Tabii ki de olur. Gülümsedi. Yavaşça ve dikkatlice korkutmaktan çekinir gibi. Hangi yöne gidiyoruz? Evimin yolunu başımla gösterdim ve caddeden aşağı doğru yürüdük. İlk başta aramızda garip, rahatsız edici bir sessizlik oluşmuştu. Kendi düşüncelerime daldım. Ne zamandır madam için çalışıyorsunuz? Daha yeni başladım. Eve nasıl girdiniz? Evde çalışan bir arkadaşım bana referans oldu. Acilen gitmesi gerekiyordu ve madam onu bırakmak istemiyordu. Çünkü elinde başka piyanist yoktu. Anladım. Sizi de kontrol etmiştir ama değil mi? Evet, bugün beni görüşmeye davet etti ve sonunda pozisyonumu onayladı. Bu geçici bir iş. Ama tam da şu anda ihtiyacım olan şey buydu. Kendi adımlarımızın sesini ve yalnız arabaların uzaktaki kükremesini dinleyerek tekrar sustuk. Durmak, karşısına dikilmek ve beni endişelendiren tüm soruları doğrudan sormak istedim. Ama onu korkutmak ya da deli gibi görmek istemedim. Affedersiniz, davranışlarım size garip gelmiş olmalı. Pek değil. Ama özür dileyecek bir şeyin yok. Kırıcı değildiniz ve bu cümlenin devamı var gibiydi ama Julian onu dile getirmemeye karar verdi. Yolun geri kalanında konuşmadık ama ara sıra bana dikkatle baktığını hissedebiliyordum. Evime bir sokak kala durdum. Bundan sonra ben kendim. Nerede yaşadığımı bilmesini istemediğim için Julian'ın gücenebileceği düşüncesi aklıma gelmedi değil. Ancak aksine genç adam dediğimi onaylayarak gülümsedi. İyi geceler. Gözlerini yüzümden ayırmıyordu. Yavaş ve sakin bir ses tonuyla dedi ki, Elena. Gözlerinin karanlığına bakarak bu dikkatli bakışına karşılık verdim. İyi geceler, Julian. Hafifçe başını sallayarak arkasını döndü ve gitti. Uykum elbette gelmedi. Mutfak dolabından bir şişe konyak alarak yatağa girdim ve bardaklarla uğraşmadan direkt şişeden içtim. Kendimle başka ne yapacağımı bilemedim. Burnumu çektim. Daha kötüsü olamaz sanıyordum. Bendeki sorunu çözebileceğime dair yanıltıcı bir umudun nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir yudum daha. Çok aptalca, hiçbir şey anlamadan alelacele sonuca varıyorum. Ve yine de tüm bu uydurduklarımın gerçek olmasını nasıl da çok istiyordum. Julian, belki de bir şekilde John'la bağlantılıdır. Öf.
Şişenin boğazını parmaklarımın eklemleri beyaza dönene kadar sıkarken aniden içimden kükreyen vahşi bir kahkaha yükseldi. Deli gibi gülmeye başladım ama aynı zamanda gözlerimden yaşlar aktı. Kötü, yakıcı, zehirli yaşlar. Ciğerlerim sıkıştı, boğazım ağrıdı, yanaklarım uyuştu ama ben gülmeye devam ettim. Tüm bu yıllar boyunca bir şekilde korumayı başardığım bu aptallığıma, utanç verici saflığıma gülüyordum. Theodora, sen sadece kendi kendinin gölgesisin. Cildin hala pürüzsüz ve diri, kemiklerin güçlü ama ruhun uzun süredir ezilip gitmiş. Asla bir yuvan olmayacak, asla yardım bulamayacaksın. Adın lanetlidir ve kalbin çürümüştür. Theodora. İçin için ölerek de yaşayacaksın. Tıkanıp öksürmeye başladım. Ellerim titriyor ve şişedeki alkol dökülerek cildimi ve çarşaflarımı ıslatıyordu. Şişeyi duvara fırlattım. Camın kırıldığını dinledim. Tüm boyutlara yayılan uzun bir çınlama. Sonrası sessizlik. Boşluk, karanlık. Yataktan kalktım. Yere oturdum ve düğümlenmiş boğazımı aldırmadan cam parçalarını toplamaya başladım. Ağrı sol avcumu deldi. Kesiği boş boş baktım. Derin bir kesikti. Ve kan, kıpkırmızı damlacıklardan oluşan ince ince akan kan. Onu hissedebiliyordum. Dışarı dökülmek istiyordu. Serbest kalmak istiyordu ama şimdiye kadar olduğu gibi değil. Bu sefer farklıydı. Sessiz ve temkinliydi. Enerjini boşalt, enerjinin dışarı çıkmasına izin verme. Nefes verirken bu enerjinin vücudumun her yerinde kaydığını hissettim. Ama bu his de garip bir şekilde rahatlatıcı bir şey buldum. Sonra avcum gıdıklandı. Kesik aniden alevlendi ve kan durdu. Ağrı da biraz azaldı. Görünüşe göre bu gizemli enerji bir işe yarayabilir. Başımı salladım. Tüm yaralarımın iyileştiğini biliyordum ama o kadar çabuk gözlerimin önünde. Kesik tamamen gitmemişti ama bir dakikadan kısa bir süre öncesine göre çok daha iyi görünüyordu. Vay canına, başka ne yapabilirim acaba? Odayı temizledikten sonra yatağa düştüm. Her yer alkol kokuyordu. Bunu kesmem lazım. Artık hiç gücüm kalmamıştı. Bunun bir anlamı da yoktu. Hiçbir şeyin anlamı yoktu. Uyumama izin verdim. Sabah zamanında uyandım. Aynaya bakmaktan utandım. Bu yüzden işe hazırlanırken aynalardan özenle kaçındım. Ne giymeli? Niyeyse ben bu dönemin tüm kıyafetlerini beğeniyorum ya. Tamam mı? Biraz daha düşün. Evet oldu. Saç. Peruk gibi durdu bu da ya. Evet oldu. Alaycının yolu. Neredeyse evden çıkıyordum ki son anda aynanın önünde durdum. Derin bir nefes alarak sessizce dedim ki en azından iş söz konusu olduğunda sakin olmaya çalış. Yapacağım gazetecilik araştırmasını düşününce çok olmasa da yine de modum yükseldi. Personel odası gürültülüydü. Dünkü şovun incelemesi yapılacaktı. Bu yüzden şov ile alakalı olan herkes bir araya toplanmıştı. Charlotte'nin bakışını yakaladım. Margarita ile konuşurken tatlı bir şekilde bana gülümsedi. Julian orada değildi. Burada olsaydı kesinlikle hissederdim. Belki bende bir tür dedektör var. Benim gibi karanlık bir şey. Ya da bu manyak noktayı ben kendi kendimi getirdim.
Merhaba. Merhaba. Dün beni korkuttun. Merak etme, iyiyim. Ne gülüşümde ne de sözlerimde bir gram gerçek yoktu ama Claudia bunu pek hissetmiyordu. Pek iyi görünmüyorsun. Bunu onsuz da biliyordum. Benim yerimde olsa kendisi nasıl görünürdü acaba? Şaka yap, laf sok, sözlerini dikkate alma, gözlerini devir. Hiçbir şey söylemedim. Sadece gözlerimi devirdim. Onun fikriyle pek ilgilenmediğimi bilmesini sağladım. Zaten berbatım, bir bu eksikti. Akıl hocam beceriksizce dudaklarını büzdü. Pardon. Sustuk. Ben etrafımızdakilerin konuşmalarını dinledim. İçimdeki heyecanı yatıştırmaya çalıştım. Ah, neredeyse unutuyordum. Sana bir şey getirdiler. Ha? Bir saniye. Salondan çıktı ve ardından elinde güzel bir buketle geri döndü. Buket de gerçekten güzelmiş. Bu benim için mi? Kimden? Şey, şüphelerim var ama bence nota bakıp kesin olarak öğrenmek daha mantıklı. Not kağıdı da güzelmiş. İlk başarılı şovunuzu kutluyorum, Antonio. Claudia şakadan omzuma vurdu. Bir bakmışız bu zengin ve yakışıklı adamla beraber oluyorsun. Madam ise yine yeni bir garson aramak zorunda kalıyor. Bana çiçek göndermesine sevindim. Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Onunla ilgilenmiyorum. Ama çiçekler çok güzel. Elbette çok parası var. Biri yüksek sesle ellerine çırptı. Madame Rosetta'nın çalışanlarının dikkatini çekmenin en sevdiği yolu buydu. Günaydın. Dünkü gösteri için hepinize teşekkür ederim. Fena değildi. Ama çok da havaya girmeyin. Hala kendinizi geliştirmeniz gereken alanlar var. Aktrislerle başladı. Madame performansındaki değişiklikler için onu azarlamaya başladığında Margarita'nın dudaklarının kenarlarının düştüğünü fark ettim. Margarita bana annesinin sevgisini ve ilgisini isteyen ama ne kadar çabalarsa çabalasın sadece fırça yiyen küçük bir kızı andırdı. Belki onunla düşündüğümden daha fazla ortak noktamız var. Belçika'dan ABD'ye döndükten bir süre sonra kapılarına geldiğimde anne ve babamın yüzlerini hatırladım. Rahatlama, pişmanlık ve umut karışımı. Sonuçta ben o mektubu yine de gönderdim. İlişkimiz kusursuz hale gelmese de aramızdaki duvar yıkılmıştı ve samimi sohbetleriyle karşılıklı anlayışa yer açılmıştı. Onlara veda edebildiğime seviniyordum. İkisi de oldukça yaşlıyken ölmüştü. İlk önce annem, yaklaşık bir yıl sonra babam. Garsonların, dikkatimi patronumuza çevirdim. Seçimlerin hikayenin akışını etkiledi. Elena, sen beni memnun ettin. Ama hız üzerinde çalışman gerekiyor. Yavaşsın. Tabii, bir tepsi ve topuklu ayakkabılarla. Evet, anladım. Teşekkür ederim efendim. Memnuniyetle başını salladı ve ışıktan sorumlu olanlara dönerek toplantıya devam etti. Gösteriden sonraki iş günü her zamanki gibi kısaydı. Claudia ve ben bulaşıkları ayırmaya başladık. Çok kısa sürede işimizi bitirdik. Kız neredeyse hemen gitti. Ben ise biraz daha oyalandım. Barı biraz toparlamak istedim. Kapının çarpması dikkatimi dağıttı. Ah, hala buradasın. Merhaba. Gülümsemesine karşılık verdim. Charlotte Sofia'nın madama yakın olduğunu söyledi. Onunla konuşmalıyım. Belki ilginç bir şeyler öğrenirim. Provanı bitirdin mi? Sanki Rosetta'yı bekliyorum. Öksürdü. Madamı yani. Merakımı belli etmemeye çalışarak bardakları düzenlemeye devam ettim. Ne zamandan beri onun için çalışıyorsun? Düşünceli düşünceli tavana bakarak omuz silkti. En başından beri. Vay canına, siz ve madam yakın arkadaş mısınız? Evde çalışmayı seviyor musun? Madam sana iyi davranıyor mu? Sofia sırıttı. Aptala yatma Elena. Görüyorum ki zaten her şeyi anlamışsın ya da biri sana söyledi. Doğru anladıysam evdekiler ilişkinizin doğasından emin değil. Acele sonuçlara varmak istemedim. Tam olarak bilmiyorlar. Çünkü Rosetta'ya sormaktan korkuyorlar. Haklı olarak onun özel hayatına burunlarını sokmamaları lazım zaten. Ama bana sorabilirlerdi. Hiçbir şey saklamıyorum ama kimse benimle iletişim kurmuyor. Çekiniyorlar. Bana değil bir tarafa bakıyordu ve benimle değil de kendi kendine konuşuyor gibiydi. Alaycının yolu. Şimdi asıl mesele onun düşüncelerine müdahale etmemek. Fazla bir şey yapmam bile gerekmeyecek. Bana her şeyi kendisi anlatacak. Yalnız mı hissediyorsun? Biraz. Benden neden korktuklarını anlamıyorum. Anlıyorum.
Daha doğrusu Rosetta'dan korkuyorlar ve bu korku aramızdaki ilişki yüzünden benim için de geçerli oluyor. Beni casus olarak görüyorlar. Belki de en ufak hatalarını görünce anında Rose'ye yetiştireceğimi düşünüyorlar. Beni sadece onun bir uzantısı olarak algılıyorlar. Ama ben de sadece bir insanım, ayrı bir insanım ilişkimin dışında. Sofia dudaklarını büzerek sustu. Yanına yaklaştım. Kız hüzünle gülümseyerek bana baktı. Neyse, çok ağladım. Yeter bu kadar. Sana çiçek gönderdiklerini gördüm. Sevdiğin birinden mi? Ah hayır, sevgilim yok. Kız yavaşça iç geçirdi. Yani daha çok vaktin var. Ne yazık ki Rosetta çiçeklerle ilgilenmiyor. Halbuki olayımız bir çiçekle başlamıştı. Hikayenizi anlatabilir misin? Olur. Uzun versiyonu mu istersin, kısa versiyonu mu? Uzun, kısa. Acelem yok. Sofia gözlerini kapatarak başını salladı ve anılarına gömüldü. Hayatım ikiye ayrılabilir. Rosetta'dan önce ve sonra. Önce korkutucu ve umutsuzdu. Ancak itiraf etmeliyim ki pek bir şey hatırlamıyorum. Çok fazla kokain. Hey, kendine çeki düzen ver. İtalyan olan babam Eritre'ye bir iş gezisinde annemle tanıştı. Kuzey İtalya'ya taşındık ama sonsuza dek mutlu yaşayamadık. Ailem ben ona 6 yaşındayken öldü. Yalnız kaldım. Normal bir hayat kurma fırsatım oldu ama ben diğer tarafı seçtim. Aptaldım. Birazdan açılıyoruz. O zamana kadar hazır olmazsan. Alberto, seni buradan atsam keşke de seninle derdim bitse. Ama bana çok şey borçlusun. Beni sokakta bulmuştu. Sarhoştum. Bana bir şey vermişti. İş konusunda yardım edeceğine söz vermişti. Çok mutluydum. İş derken fahişeli kastettiğim hiç aklıma gelmemişti. İlk başladığımda reşit değildim. Bu çok değerli bir şeydi. Başka seçeneğim yokmuş gibi hissediyordum. Bu yolun benim için tek yol olduğunu düşünüyordum. Ama öyle olmadığını anladığımda artık çok geçti. Bu adam istediğim zaman beni serbest bırakacağına söz vermişti. Tabii ki Sofia, beğenmezsen özgürsün. Seni zorla tutmam kuşum. Son olarak bir şey denemek ister misin? Denedim. Biraz, sonra biraz daha, giderek daha fazla. Ta ki bağımlı olana kadar, hem de sıkı bir bağımlı. Ben daha fazla yapamam. Sırıtmasını çok iyi hatırlıyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve tanım önümde duruyor. Boğazım düğümleniyor. Bırak o zaman. O da kirasını ve kokain borcunu öde. Ondan sonra özgürsün kuşum. Bir akşam bara bir kadın geldi. Uyuşturucudan zehirlenmiş zihnim bile onun özel olduğunu anlamıştım. Güçlü olduğunu. Merhaba, müsait misin? Evet. Tamam. Bana çok dikkatli baktı. Sadece bedenimi görmedi, acımı gördü. Ertesi akşam tekrar geldi ve sonraki akşam Alberto bir şeylerden şüpheleniyordu ama Rosetta benim için herkesten daha fazla para ödediği için adam ağzını açmıyordu. Bir gün bir hediyeyle geldi. Bu senin için. En son ne zaman birinin bana bir şey hediye ettiğini hatırlamıyorum. Seni buradan alacağım. İstiyor musun? İstiyorum. Gallini'ye taşındık. Tedavi oldum. Üç kez. Çünkü her seferinde kendimi yeniden kaybediyorum. Ama o bana inandı. Dans etmeyi öğretti. Sonra evi kurdu. Şey, işte böyle. Görünüşe göre adam sana çok yardımcı oldu. Sofia onayla başını salladı. O, sana aşık mı? Hayır. İnsanlarla konuşurken her şeyi gören tanrıların gülümsemesi gerektiği gibi gülümsedi. Rosetta sevmeyi bilmiyor. Ama borcunu ödedi. Seni o kabustan kurtardı. Bunu herhangi biri için yapacağını sanmıyorum. Aşırıya kaçıyorsun. Onun için gerçekten önemliyim ama bu aşk değil. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bu konuda okeyiz. Rosetta için ev her şeydir. Bu onun bağımsızlığı, onun krallığı, gücünün özü. Ev her zaman her şeyden önce gelir. Bunu kimse değiştiremez. Ben olsam öyle yaşayamazdım. Hayata ilginç bir bakış açısı. Sen yapabilir miydin? Omuz silktim. Aslında madamın Sofia ile tanışmadan önceki hayatını merak ediyorum. Evi açacak parayı nereden bulmuş mesela? Ama şimdi bunu sormaya değer mi? Sor, sorma.
Sofya madamın özel hayatına kimse burnunu sokmamalı demişti. Kız bana kendi hikayesini anlattı ve bu benim için şimdilik yeterli olmalı. Gerisini zamanla öğreneceğim. Sofya saatine baktı. Gidip Rosa'nın işi bitti mi bir bakayım. Sen de eve gitmeye hazırlanmaya başlasan iyi olur. Onayla başımı salladım. Sofya vedalaşarak dışarı çıktı. Sokağa çıktıktan sonra akıl yürütmeye devam ettim. Madame Rosetta'nın geçmişinde çok ilginç bir şeylerin saklı olabileceğine dair bir his var içimde. Ellerimde tuttuğum Antonio'nun çiçekleri önümü kapatıyordu. Düşüncelerime dalınca aniden bir şeye çarptım. Daha doğrusu birine. Görüyorum ki buketimi almışsınız. Ah signor. Evet, çok teşekkür ederim. Yanaklarım birden kızardı. Bu istenmeyen kızarıklığı bastırmaya çalıştım. Bir bu eksikti. Nasılsınız? Daha iyi olabilirdim. İyiyim, karışık. İyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız? Size karşı dürüst olacağım. Çok sıkıldım. Vay, güldü. O andan değil, genel olarak hayatı hakkında konuştuğunu anlamıştım. Sonuçta barda benimle bu yüzden konuşmaya başladınız değil mi? Eve davet ettiniz. Bunu sık sık yapıyor musunuz? Hayır. Sesi beklediğimden daha ciddiydi. Konuşma benim beklemediğim bir yöne gitti. Ve Antonio da aslında kokusu, kırışıklıkları ve geniş omuzlarıyla hiçbir şey planlamıyor, tartmıyor, düşünmüyor gibiydi. Muhtemelen bu kendiliğindenlik onun can sıkıntısıyla savaşmanın yollarından biriydi. Benimle gelir misiniz? Gözleri umutla parladı. Bu elmaslı seçim Antonio ile dostane veya romantik bir ilişkiyi geliştirmene yardımcı olacaktır. Dostane ilişki için bu seçeneği almıştım arkadaşlar. Sizi nereye davet ettiğimi sormayacak mısınız? Alaycının yolu. Hafifçe gülümseyerek omu silktim. Beni şaşırttın senyor. Beni arabaya götürdü. Pişman olmamanız için elimden geleni yapacağım. Motoru kapattığında güneş çoktan batmaya başlamıştı. Bagajdan çantasını alan Antonio ayakkabılarını çıkarmaya başladı. Ben de aynısını yaptım. Yumuşak kuma bastık. Antonio çantasından bir battaniye ve iki kadehle bir şişe çarap çıkardı. Konuşmuyorduk. Derin sırlarını fısıldayan denizin sesini bastırmak kabalık olurdu. Oturup Antonio'nun elinden bir kadeh aldım ve küçük bir yudum aldım. İyi bir şarabın tadını unutmuştum ama şimdi tadına gerçekten varmaya çalıştım. Acı, pahalı. Burayı uzun zamandır duyuyorum ama gelmek için bir türlü zaman bulamadım. Çok güzelmiş. Söyleyecek başka bir şey yoktu. Henüz aramızda yoğun ve huzurlu bir sessizlik oluştu. Kadehi bir tarafa bırakarak ayağa kalktım. Ayaklarımın altında yuvarlanan kum taneleri tenime hoş bir şekilde gıdıklıyordu. Çok geçmeden kıyıya ulaştım ve gün içinde ısınmış kumun sıcaklığı yerini tuzlu suyun serinliğine bıraktı. Derin bir nefes aldım ve gözlerimi kapattım. Bu dünya ile baş başa kalma fırsatının tadını çıkardım. Hapishanem haline gelen bu dünya. Muhteşem bir altın kafeste, o kadar büyüktü ki çubuklarını göremezdiniz. Ama orada olduklarını biliyordum. Adımlar duyuldu. Yumuşak, sessiz. Antonio yanıma yaklaşmıştı. Denize baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Ölümü. Gözümün ucuyla kaşlarını çattığını fark ettim. Cevabım onu biraz şaşırttı. Ama çok geçmeden bakışları yumuşadı. İnsanlar bunun hakkında pek konuşmuyor. Gerçi sık sık hayat hakkında konuşurlar ve hayat hakkında konuşmak, ölüm hakkında konuşmakla aynı şeydir aslında. Öte yandan, bu iki terimi karşılaştırmak elzem midir? Gözlerimi dalgalardan ayırdım ve Antonio'ya döndüm. Sonuçta yaşayabilir ve yine de ölü olabiliriz. Ya da ölüp olup da sevdiklerimizin anılarında yaşamaya devam edebiliriz. Bana öyle baktı ki sanki o bir astronom, ben de felaket eşiğinde olan bir yıldızdım. Ya da çoktan yok olmuş bir süpernova ve ondan sonrası sadece kalıntı. Uzayın aşılmaz tuvalinde rengarenk lekeler, büyüleyici ve boş. Ve belki de ölüm sadece başka bir yaşamdır. Bunu asla öğrenemeyeceğim. Ne demek istediğimi sormadı. Bunun için ona minnettardım.
Bir adım öne attı ve sonra niyetini anlayabilmem için durakladı. Uzaklaşmadığımı gören Antonio kolunu omzuma attı. Her şeyi anlamış gibiydi. Beni bu dünyadan da kendimden de kurtaramayacağını anlamış gibiydi. Ama yanımdaydı ve karşılığında hiçbir şey istemiyordu. Kalbimdeki buzlar eriyordu. Teşekkür ederim. Battaniyeye dönerek şarap içip konuşmaya devam ettik. Güneş battığında ve eve gitme vakti geldiğinde sordum. Hala sıkılıyor musunuz? Hayır. Sizinle hayır. Yatak odama girip pijamalarımı giydikten sonra yorganı çeneme kadar çekerek yatağa girdim. Gece. Dikkatimi dağıtacak bir şey olmadığı için kendi zihnimi susturamadığım saatler. En azından bugün Madame Rosette hakkında bir şeyler öğrendim. Neyi sakladığını merak ediyorum. Onun gibi bir kadının sırları olmalı. Bütün mesele onları çaktırmadan öğrenebilmek. Uyuma çabalarım hiçbir işe yaramadı. Ama her zamanki hüzünlü düşünceler yerine şaşırtıcı bir şekilde 1915'ten hoş bir anı geldi aklıma. Keşke tekrar yok, Frederick ve Lawrence ile olabilseydim. Durumum aynı olsa bile anılara dal. Sabırsızlıkla sandalyemde kıpırdandım. Meyhane nispeten sessizdi, çok fazla müşteri yoktu. Birazdan gelecek, endişelenme bu kadar. Piyanoya bakarak başımı salladım. Birazdan kapı açılacaktı ve içeri John Roberts girip enstrümanın başına oturacaktı. Gözlerime bakacak, hafifçe gülümseyecek, sonra çalmaya başlayacak ve zaman onun için yavaşlayacaktı. Kapı açıldı, içeri Frederick girdi. Hemen masamıza baktı. Gözlerinde korku vardı ve kemanı sıkan parmakları biraz titriyordu. Peter'a baktım. Çatık kaşlarının altından bakıyor. Elinde bir havlu tutuyordu. Birkaç hafta önce fena düşmüş ve ayak bileğini burkmuştu. Şans eseri kurt oradaydı. Bruno kaybolduğunda bize yardım eden Frederick'in meslektaşı. Asker Peter'ı hastaneye kucağında götürmüş. Bundan sonra yaşlı adam bu iyiliğine illa bir karşılık vermesi gerektiğini kafasına koymuştu. Bir Alman'a bir şey borçlu olduğu düşüncesi bile onun için dayanılmazdı. Kurt ilk başta bunu reddediyordu. Meyhane sahibinden hiçbir şey istemiyordu. Ancak Peter ısrar etti ve sonunda Kurt Frederick'in meyhanede keman çalmasına izin vermesini istemişti. Bir zamanlar doktorun burada çaldığı gibi. İlk başta bu fikir beni oldukça korkuttu. Evet, Belçikalılar ve Almanlar arasında kırılgan bir sakinlik vardı. Himmar'da yerleşen birimin onbaşı düzeni dikkatle gözetiyordu. Ancak kasaba halkının işgalcileri görmezden gelmesi başka bir şeydi. Onlardan birini meyhanede görmek tamamen başka bir şeydi. Ancak Frederick çalmak istiyordu. Tabii ki çok heyecan yapmıştı ama istiyordu. Müziğin ırklarla bilgisi olmadığını ve bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyordu. Müzik hem Amerikalı, hem Belçikalı, hem Alman'a aynı derecede dokunabiliyordu. Keman müziğinin bir tür özür olacağını umuyordu. Onun şahsi özrünün. Şimdi de De Ruyter meyhanesinde duruyordu. Müşterilerin Frederick'e attığı şüpheli bakışları fark ederek eteğimin kumaşını sıktım. Sonu kötü olabilir. Yavaşça nefes aldı. Merhaba. Sizin için çalmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir şey söylemedi. Belki de gerisinin kemanını anlatacağına karar vermişti. Yavaşça başladı. Nazik notalar ince bir çizgide dengede tutturmaya çalışıyormuş gibi temkinliydi. Barışın umudu ve gerçeğin ağırlığı. Geleceğin inancı ve korkusu. İnsanlar dinliyordu ve galiba duyuyorlardı. Çok güzeldi. Gerçekten beğendiler. Sizin dışında 6 kişi falan vardı yok. Ama nasıl da alkışladılar. Geldiğiniz için teşekkürler. Elbette. Benim evime gidelim. Çay içelim ve bu başarıyı kutlayalım mı? Onayla başımızı salladık ve yokun evine doğru yürüdük. Onlarla beraber ne kadar da mutlu ve huzurluydum. Bu güzel anılar zihnimi sakinleştirmeme yardımcı oldu. Gözlerimi kapattım. Geçmişte bile John yok yani. Ne diyeyim ben şimdi? Güncellemede görüşürüz arkadaşlar.